Merhaba sevgili izleyiciler. Dünya ve Türkiye gündeminden Sakarya'mıza yansıyan sorunların ve bu sorunların çözüm yollarının tartışıldığı Akademi 264 programına hoş geldiniz. Sponsorumuz Mumcize'nin sunduğu Akademi başlıyor. Bu akşamki konuğum Sakarya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Oğuz Alkaş. Oğuz Alkaş Bey ile bu akşam Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından da 28. dönem milletvekili seçimlerini enine boyuna konuşacağız. Milletvekilleri seçimleri konuşurken tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olması münasebetiyle ağırlık konumuz Milliyetçi Hareket Partisi olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya'daki siyasetine önce nasıl bakıyor? Türkiye siyasetinde nasıl bakıyor? Ve Sakarya siyaseti onlara göre nasıl şekilleniyor? Gibi konuları konuşacağız. Şimdi misafirim, konuğum Sakarya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Oğuz Alkaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Oğuz Bey ile ben sayın konuğumun kısaca özgeçmişinden bahsedeyim. 1984 yılında Sakarya Hendek'te doğdu. Adapazarı Ahmet Akkoç İlkokulu'nda okudu. Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi'nde okudu. Lisans eğitimde Yakın Doğu Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nde burslu olarak okudu. İngilizce Finansman Bankacılık bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Kendi özel sektörde, kendi iş yerlerinde belli bir çalışmadan sonra baba mesleği olan hem iş hem siyaset olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra şimdi Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı oldu. Evet. Sayın Alkaş, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'den önce ülkede bir de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yani evet. Biliyorsunuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminin uygulanmasıyla Cumhurbaşkanlığı evet. Başkanlık seçimi var. Şimdi kamuoyunda Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminden sonra şimdi gündeme gelen güçlendirilmiş parlamenter sistem. İşte daha ziyade gündem şöyle geliyor. Tek adam sistemi mi, çoklu parlamenter sistem mi? Yani bu seçimi muhalefet böyle yorumluyor. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın içerisinde olması hasabıyla yani Cumhurbaşkanlığı seçimine siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladığınız için. Değerli izleyiciler de hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Ramazanlarını da kutluyorum, tebrik ediyorum. Tabii partimiz bildiğiniz gibi 2018 referandumundan sonra yapılan seçimlerde AK Parti ile beraber Cumhur İttifakı olarak yeni hükümet sisteminin bir aktörü olarak devreye girdi. Bu Cumhur İttifakı'nın kuruluşundan itibaren tabii bu ittifak AK Parti ve MHP'nin beraber ortak hareket ederek kurdukları bir ittifaktı. Bunun ilk seçimi de 2018 yılında yapıldı. Hükümet sistemi bundan sonra fiili olarak harekete geçmiş oldu. Bu sistem sonrası yaşanan 5 yıllık bir pratik var. Biz tabii bu sistemi öneren ve bu sistemin içerisinde aktif rol alan, sistemin şekillenmesinde ve oluşmasında çok etkin bir olan bir partiyiz. Bildiğiniz üzere Sayın Genel Başkanımızın ilk yaptığı açıklama üzerine böyle bir sistem kurulması gündeme geldi. Bunun üzerine de 15 Temmuz sonrası oluşan darbeden sonra Türkiye'nin bu sisteme olan ihtiyaç ve gerekliliği çok elzem hale geldi. Bunun üzerine Genel Başkanımız ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan beraber olarak bir araya gelerek bu başkanlık modeli, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani biz buna Türk'te bir başkanlık sistemi diyoruz. Bu sistem üzerinde bir mutabakat sağlandı. Ve çok şükürler olsun ki sistem referandum sonrası faaliyete geçti ve Cumhuriyet bu hükümet sisteminin ilk seçimi yapıldıktan sonra Cumhur İttifakı seçimlerden galip geldi. Bunun sonucunda da oluşan yeni kabine Sayın Erdoğan'ın başkanlığında ve mecliste oluşan bir meclis grubu teşekkür etmiş durumda. Malumunuz olduğu üzere meclis grubu AK Parti ve MHP olarak şu anda mecliste kanun çıkartma yeterliliğine sahip bir hükümet, bir ittifak. Bunun haricinde de hükümet sistemi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabinesinde
yürütme olarak görevini devam ettiriyor. Tabii bu bizim desteklediğimiz, istediğimiz bir sistem olduğu için bu sistemin arkasındayız. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bu sistemin bütün kurum ve kuruluşlarıyla da tamamıyla oturması için gereken her özveriyi sergiliyoruz. Gereken her fedakarlığı yapıyoruz. İlk 5 yıl çok başarılı geçti. Bundan sonraki 5 yılı ve daha sonraki yıllarında başarılı olacağı inancındayız. Çünkü bu sistem Türkiye'nin aradığı ve ihtiyaç duyduğu bir sistemdi. Özellikle Türkiye'nin karşılaştığı bölgesel sorunlar ve iç sorunlar neticesinde bu sorunlara karşılık verebilen bir sistem. Adeta bir Türkiye'yi korumak kalkanı altına alan bir sistem olarak biz düşünüyorduk bu sistemi. Şükürler olsun ki sistem çok güzel bir şekilde işliyor. İlk 5 yılın alınmak ile çıktı. Nasip olursa da 14 Mayıs'tan sonra diğer 5 yılı da iyi bir şekilde tamamlayacak. Biz buna inanıyoruz. Söylediniz ki yani bu Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi'nin ana unsurlardan yani bir tanesi Milliyetçi tabii Hareket Partisi'dir. Tabii. Yani biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Başkanı ilk seçimde %52 nokta küsürle seçildi. Şimdi eksik söyleyebilirim. 58. Yani bunun karşılığında da yani 53 diyelim karşılığında da bir 47'lik bir grup bu sistemin yani bu Cumhurbaşkanlığı yani bir karşılığı var yani. Şimdi bugün muhalefetin gündeme getirdiği ses şunu söylüyor. Diyor ki yani Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi tek adamlık rejimine getirdi. Yani tek adam rejimi uygulanıyor. Yani belki sistemin unsurları tartışılabilir. Yani sistemin eksik yönleri düzeltilebilir. Ama bu tek adamlık sistemini kaldırmamız gerekir deniyor. Yani buna siz Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak yani muhalefetin bu eleştirisine söyleyeceğiniz bir cevaplama. Tabii ki bu eleştiri katılmak mümkün değil. Tamamen siyasal bir söylemdir bu. Hiçbir hukuki altyapısı yoktur. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Tek adam sistem dediğiniz sistem demokrasilerde zaten olmaz. Bu sistem tamamen demokratik. Halk oyuyla yapılan referandumda onun sonrasında halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanının bir kabine oluşturması üzerine kurulan bir sistemdir. Bu sistemi tek adam olarak nitelendirmek az önce söylediğim gibi tamamen siyasi bir lafızdır. Sistem tamamen yetkisini ve gücünü halktan alın. Sadece hükümet etme modelinde Türkiye'nin karşılaştığı çok ciddi sıkıntılara bir önlem açısından düşünülmüş. Çok çabuk tedbir alabilen, afetler karşısında dediğim gibi yaşanan felaketler karşısında yaşanan siyasi sıkıntılar karşısında çok çabuk tedbir alabilen, özü itibariyle malumunuz olduğu üzere seçimden bir gün sonra hükümet kurulma etkisi anayasa tarafından Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Bu Türkiye'nin özlediği ve aradığı bir sistemdi. Bildiğiniz üzere Türkiye yıllarca bunun acısını çekti. Koalisyon dönemlerinde Türkiye'nin kayıp yılları çok büyük ve muazzam bir Türkiye'yi ciddi derecede yaralayan bir unsur oldu. Dediğiniz gibi tek adam eleştirisini yapanların kendi partilerini sorgulamalarını rica ediyorum. Ne dediğim biraz anlaşılıyor. Tek adam diyenlerin şu anda Türkiye'yi ve partileri nasıl yönettiklerini bütün kamuoyu görüyor. Şimdi şunu söylediniz. Yani Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminde yani ani kararlar alınması şu var. Yeni uygulanan bir sistemdi. Hı hı. Elbette bu sistemin bugün Milliyetçi Hareket Partisi tarafından veya Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından da bu sistemin eksik yönleri zaman zaman gündeme getirildi. Yani bunlar hatta Sayın Devlet Bahçeli'nde bazı şeylerin revize edilebileceği yani sistemle ilgili yani Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemiyle ilgili bazı düzenlemelerin yapılması gerektiği hatta gündeme gelmişti. Evet. Yani bu gündemden arkasından da seçim gündeme geldiğinden dolayı çok fazla da gündemde kalmadı ama yani bu gündem hem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Devlet Bahçeli tarafından sistemin gözden geçirmesi gerektiği, bazı revizelerin yapılabileceği bölümden olduğundan bahsedildi. Yani bu konularda neler söylersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sistemin bir kere ortaya çıkması ve 15 Temmuz hain darbe girişimi. Bu darbe girişimine karşı alınması gereken ivedi tedbirler vardı. Tedbirlerin ani şekilde alınması ve hükümet sisteminin zararlı hale gelmesi tabii ki
bazı eksikler, hatalar oluşabilir. Her zaman şunu söylüyoruz. Bu sistem kul yapısı bir sistemdir. Allah kelamı değildir. Sistemin eksikleri olabilir, yanlışları olabilir, nakıs durumları olabilir. Fakat özü itibariyle Türkiye'nin acil ihtiyaçlarına cevap verebilen, Türkiye'nin yaşamış olduğu riskleri yerinde tedbir almasını sağlayan çok önemli bir sistem. Dediğim gibi Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu sistemin tartışılabileceğini ve eksik yönlerin giderilmesi noktasında bütün partilerden, bütün meclis gruplarından teklifler alabileceğimizi defalarca söylemişti. Fakat Türkiye'nin karşılaştığı çok dünyanın karşılaştığı çok ciddi tehlikeler ve tehditler bunun konuşulmasını maalesef engelledi. Dediğimiz gibi bu sistem her zaman revize edilebilir. Sonuçta bu halk desteğiyle ortaya çıkan bir sistemdir. Eksikler tespit edilebilir. Onun neticesinde meclis grupları oturup konuşulur. Eksik yönler giderilir. Bunda hiçbir sıkıntı ve sorun yoktur. Bu her zaman yapılacak bir şey. Ama özü itibariyle sistem çok doğru bir sistemdir. Biz onu savunuyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminin yani sizce doğru olduğunu, uygulamada bazı eksiklikler olabilir. Bunun da revize edilebileceğini düzeltebileceğiz. Zaten şöyle bir şey de var şimdi Oğuz Bey. Yani kamuoyunda, yani Sakarya kamuoyundan bahsedelim. Sakarya kamuoyunda konuştuğumuz zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup birçok arkadaşla da görüşüyoruz bu sistemle ilgili. Zaten ben buraya aldığım konuklardan önce yani bu sistemi soruyorum. Cumhurbaşkanı başkanlık sisteminden başlayıp ondan sonra bir programı geçiyoruz. Şimdi gerçekten Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminin savunanlarla parlamenter demokratik sistemle geçilmesini çok güçlendirilmiş parlamenter demokratik sistem bahsedenlerinde gözden geçirecekleri birçok konular var. Yani bugün Türkiye'nin de gelişmesiyle, dünyanın globalleşmesiyle ilgili birçok ihtiyaçlar da oluyor. Yani ben şahsım adına bu sistemin ilk kanunlaştığı zamanda referanduma gittiği şekliyle de uygulama şeklinin arasında farklılıklar olduğunu, birçok konuda farklılıklar olabiliyor. Yani bunların düzelmesi için de bazı reformlara ihtiyaç olması gerekiyor. Şimdi kamuoyu da şunu da söylüyor. Yani ben aynı şeyleri birçok kişi de yani ekran arkasında tartıştığımızda. Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi 15 Haziran 15 yani FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi. Yani girişimden sonra gündeme geldiğini söylüyor ama madem ki bu gündeme getirdi bunu diyorlar. Ama maalesef o günün gündeminde yani 15 Temmuz gündeminde olan işte birçok insanın da yani bu FETÖ'nün her ayağı araştırıldı, siyasi ayağı araştırılmadı. Siyasi ayakta hiç bunun bir savunması yok muydu? Yani siyasette bunlardan hiç yok muydu? Yani devlet dairelerinde odacısına kadar, kapıcısına kadar araştırıldı, yapıldı. Evet. Kanun hükmünde kararnamelerle işten çekildi. Fakat yani bu sisteme yapacak olan siyasi ayağında kimse yok muydu? Bunu da birçok kez de sen de genel başkanımız Devlet Bahçeli de diye getirmiştir. Yani bunu siyasi ayağına dokunulmalıdır diye. Buna katılıyor musunuz? Ne tabii diyorsunuz bu konudaki görüşünüz nedir? Az önce sizin söylediğiniz gibi 15 Temmuz sonrası genel başkanımız her grup toplantısından sonra bunu özellikle vurguladı. FETÖ denilen kahpe örgütün 9 ayağının olduğunu, diğer ayakları sayarak Sayın Genel Başkanımız bütün ayaklara müdahale edildiğini, fakat siyasi ayağa bir türlü müdahale edilemediğini defalarca söyledi, defalarca haykırdı. Tabii ki yine bu görüşümüzde biz sabitiz. Yani bu görüşümüzün arkasındayız. Bunu her zaman söyleyebiliriz. Yani onunla hemfikirsiniz. Yani siyasi ayağın araştırmaları. Şimdi bir de şöyle bir şey konuşmanız içerisinden şöyle bir şey söylediniz. Yani Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminin işte parlamenter sistemden daha hızlı hareket ettiğini, anı kararlar alındığını. Ama oysa gördük ki Kahramanmaraş merkezi depremde Sayın Cumhurbaşkanı kendisi bile Adıyaman'daki bir açıklamasında milletten özür diledi. Yani ilk deprem ilk günleri gerekli ilgi ve alakayı size gösteremedik, hakkınızı helal edin diye beyanatta bulundu. Yani bu sizin söylediğiniz de biraz sanki şey gibi oldu. Yok, yani çelişmiyor aslında. Yani onunla bir açıklık getirir misiniz yani? Bir çelişki yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın
bölge halkıyla çok büyük sıkıntıya muzdarip olan insanlarla tabii ki dertleşmesidir. Yani maruz olduğumuz felaket son 100 yılın en büyük felaketi. Türkiye açısından konuşuyorum. Tabii biz burada 17 Ağustos 99'da hep beraber yaşadık. Evet. O zamanı da biliyoruz. Bölgeye gitme imkanı olan arkadaşlar ve oradan gelen bilgiler gösterdi ki 14.5 milyonluk nüfusu kapsayan bir bölge ve 530 bin konut yıkılmış durumda Kenan Bey. Yani muazzam büyük bir rakam, bir tabloyla karşı karşıyayız. 530 bin konut yıkılmış durumda. 11 tane büyük şehir, 11 tane şehir. Bazı şehirlerin %70'i Hatay, Antakya, Kahramanmaraş tamamına yakını yıkılmış durumda. Çok büyük bir alanı kapsayan bir felaketle karşı karşıya kaldık. Yani Sakarya'daki olduğu gibi Avcılar'dan başlayan Kocaeli, Sakarya, Düzce'nin bir kısmı değil de çok daha büyük, geniş alana yayılan 15 milyonun yaşadığı bir coğrafya. Tabii Adıyaman meselesinde Cumhurbaşkanımız özür diledi ama tabii onun da bir sebepleri vardı. Adıyaman'a biliyorsunuz ulaşılma konusunda sıkıntılar yaşandı çünkü köprüler çökmüştü. Adıyaman'a ilk gün girilemedi. Bunun bilgisi bizde var. Diğer bölgelerde de tabii ki eksikler ve hatalar olabilir. Bunu hiç kimse inkar edemez. Fakat hükümetin oraya müdahalesinin, devletin oraya müdahalesinin de çok etkili ve aktif bir şekilde olduğunu her türlü gözlemleyebiliyoruz. Bu konularda da hakkaniyetli davranmak lazım diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi yani açıklamalar yapıldı. Bölge için planlanan, bölgeye yardım için planlanan illerin kendileri afete maruz kaldılar. Zaten maalesef sıkıntı bu oldu. Mesela Hatay için, Hatay'a yardıma gelecek şehir neydi? Kuzeyindeki şehirdi. Kuzeyindeki şehir de maalesef harap oldu, yıkıldı. Aynı şekilde Kahramanmaraş'a yardıma gelecek şehir, onun komşu şehriydi. Maalesef o da yıkıma maruz kalarak yıkıldı. Dediğimiz gibi çok büyük bir afet. Cenab-ı Allah bu vesileyle bir kez daha 50 bin üzerindeki şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. 10 binlerce de yaralımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Kalanlara da başsağlığı diliyorum. Bu konularda yaşanan mevzi sıkıntılar tabii ki oldu. Fakat olayın bütününe baktığımız zaman hükümet sisteminin üzerinde, hükümet sisteminin getirdiği avantajlarla yapılan müdahalelerin de çok ciddi derece etkin olduğunu görebiliyoruz. Bunu zaten hakkaniyetli olan her insan söylüyor. Şu an görüyorsunuz, 2 ay gibi bir zaman oldu. Yaşananlar ortada. Konutların temelleri atıldı. İkinci katları çıkıyor. Köy konutları, biten konutlar var. Dediğimiz gibi çadırlar tesis edildi. Aynı zamanda konteynerler teslim edildi. Prefabrikler yapıldı. Devletimiz ve milletimiz, özellikle devlet-millet işbirliğini çok aşikar şekilde görebildiğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Tabii bu da aynı zamanda bize de buradan bir ders çıkarmak bizim de vazifemizdir. Onu da söylemek istiyorum burada. Şimdi şöyle bir şey var. Yani o konuda açmışken, siz açmışken ben şey yapayım bana Oğuz Bey. Ki depremler doğal afetler. Yani doğal afetlerin en büyüklerinden bir tanesi. Yani bu ülke Doğu Anadolu fay hattı, Kuzey Anadolu fay hattı, işte bunun içerisinde diğer lokal fay hattı, iki ana fay hattının etrafındaki lokal fayların çevrili. Yani sadece bunu bu iktidara şey olarak söylemiyoruz. Bugüne kadar gelmiş gibi tüm iktidarların uzantısı olarak deprem bölgelerinde, yani depreme ait olan yerlerde imar olayları, yani imar açılışlar, kat yükseklikleri, işte bina yönetmenlikleri gibi olaylar tedbir alınarak geliniyor. Bunlar, Allah tabii ki böyle bir şeylere bizi sınamasın bundan sonra da. Yani bunu dediğiniz gibi büyük bir felaket. Ancak şimdi sizin anlattıklarınız da, yani basın, medya ve kamuoyu yani bu konuda, yani Kahramanmaraş merkezli depremde yani hükümetin bugün hızlı hareket edemediğini, hemen hemen birçok iktidar mensubu da bunun bazı eksiklerin olduğunu sizin gibi söylüyorlar. Şimdi burada tabii ki sebeplerini keşke bizim şey, bunun sebebi de, yani en büyük sebebi de
can kaybının çok fazla olmasından kaynaklanan, bunu biz söylemiyoruz, oradaki yöre halkının işte enkaz kaldırmada gecikildiğini, işte bir organizasyon eksikliği oldu. Ben şahsım adına şunu söyleyebilirim. Yani bugünkü iktidarın, yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarın, bakanlık edenlerin, yani yürütmeyi yapanların liyakati elden bıraktıklarından dolayı, yani bazı liyakatsız yöneticilerden kaynaklanan, ben de bir bürokrattan geldim, yani becerisi eksik olan, yani bu hükümetten ziyade bürokratların, liyakatsız bürokratların başarısı siyasi sonucu doğurdu işte. Yani buradaki bir eksiklik var ise de, ya bu tamamen bürokratlardan kaynaklanan bir eksiklik. Yani siyasetçi zaten, yani istersin siyasetçi senin önünü açar. Sen bir şey yaparsın, buradan kaynaklanır. Sen gece 1'de yani veya bir şey sabah 5'te deprem olacak, evet bakan kalkmıştır ama tedbirler alacak olan genel müdürleriniz, daire başkanlarınız, bakan yardımcılarınız, gerçi onlar da şimdi siyasi oldu, eskiden müsteşarlardı. Yani bunlar bu tedbirleri alacak. Bir yerde koordine yapılacaksa bunlar bu koordineler koordinasyonlar yapılacak. Mesela AFAD diye bir kuruluş kuruldu. Gerçekten kurulması çok mükemmel bir olaydır. Evet. Ülkede yani olması, kağıt üzerindeki tarifi, şekillenmesi, konuşması, ya konuşumu yani güzel bir şekilde konuşlandırıldı. Fakat gördük ki en büyük felaketimizde, mesela en büyük felaketimizde yetersiz kaldığını gördük. Bunun kuruluş amaçlarına baktığımız zaman, kuruluşun gerekçelerine baktığımız zaman, görev tanımlarına baktığımız zaman bu görevde dört dörtlük olmaları gerekiyordu. Yani bunu yapan başındakilere bakıyorsun, başındaki bazı şeylerden, eksikliklerden kaynaklandığı, yani bugün muhalefet tarafından da birçok zorlandı. Yani burada bu yani liyakatsız eleman şeyine katılıyor musunuz Milliyetçi Hareket Partisi olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii malumunuz olduğu üzere bölge illerinden bir tanesinin valisi biliyorsunuz İstifa etti, görevden alındı malumunuz üzere. Tabii bu da bir şeyin göstergesi. Yani demek ki bir şeyler eksik ve yanlış yapılmış ki hükümet böyle bir tedbir alma gereği hissetmiş. Yani dediğim gibi yani mevzi olarak sıkıntılar, mevzi olarak, lokal olarak sıkıntılar, şahsi bazda sıkıntılar tabii ki olabilir. Bu olmuştur, olabilir. Bundan sonra da olabilir. Fakat bizim baktığımız nokta biraz daha üst perdede. İşi olan, işin organizasyonu olan temel bakış, müdahaleye olan bakanlıkların ve bakanların bakışı. Mesela şöyle söyleyeyim, eleştiriler tabii çok ciddi geliyor. Eleştirilere de saygı duyuyoruz. Tabii eleştiriler illa ki olacak. Dediğimiz gibi çok büyük bir can kaybı var. Yani eleştirilere yani. Burada yani bence bölge insanı, insaflı bakmak bölge lazım. Bölge insanı tabii ki canı yanmış durumda. Fakat biz de şuna da ben üzülerek seyrettik. Depremden 12 saat sonra bölge insanının acılı, gerçekten ne yaptığını bilmeyen, canı yanan bölge insanına da mikrofonu uzatıp efendim sizin eksikleriniz nelerdir, şuyunuz var mı, buyunuz var mı diye sorup da bu işi acite etmek de hiç hoş olmadı. Bunu da bütün Türkiye seyretti biliyorsunuz. Bu da işin diğer bir boyutu. Fakat biz genel itibariyle buradaki yapılan müdahalelerin, organizasyonun yeterli olduğu kanaatindeyiz. Ama tabii ki keşke daha iyisi olabilse, iyinin her zaman daha iyisi vardır. Bunun daha iyisine ulaşmak için de mutlaka çalışmalıyız. Şimdi şöyle diyeyim, ben aklıma gelmişken bunu söyleyeyim. Yani şimdi tam burada kadro, liyakat meselesine girdik. Yani Milliyetçi Hareket Partisi, bu Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi meclise gündeme geldiği günden beri Adalet ve Kalkınma Partisi ile destek veriyor. Evet. Kayıtsız şartsız. Yani bir de şeyi var, yani şart koşarak değil. Yani başkanlık sistemi kayıtsız şartsız destek veriyor. Evet. Şimdi burada yani referandumdan sonra ilk Cumhurbaşkanı seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük destekleri var. Evet. Şimdi gerçekten siz Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'nın orta olan bir partinin Sakarya Başkanı olarak yani bu kadroları, liyakatsizdi diye kamuoyunun çok üzerine gittiği kadroları iktidar orta olarak savunmaya çalışsanız da şöyle bir şey var, yani benim de çok iyi bildiğim, yakından tanıdığım yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin o kadar etkin ve yetkin kadroları var ki yani bugün tek başına Türkiye'yi yönetebilecek büyük bir kadro. Tabii, biz o iddialıyız zaten. Şimdi yani bu hükümet ortağı
olarak yani bu kadroları hükümette değerlendirme gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani talebi olmadığını görüyoruz. Yani neden Milliyetçi Hareket Partisi yani bu kadrolarını yani görüyoruz şimdi bu iktidarın kadroları çok başarılı olsa bakın yani liyakatlı ve başarılı olsa ben bu sözü söylemem. Ya adamlar zaten başarılılar kardeşim. Yani Muharrem İnce'nin işte seçimde ya adamlar zaten kazandı kardeşim deyip de gitmesi gibi. Ya deriz ki ya adamlar zaten liyakatlı her işi dört dörtlük yapıyorlar. Gerek yok. Yani bunu insan olan herkesin söylemesi gerekir diye düşünüyorum. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerçekten çok güçlü kadroları var. Çok iyi bir kadroya sahip. Neden bu kadrolar mesela değerlendirilmiyor? Madem ki Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın bir ortağı. Ama mesela neden değil kamuoyu bunu soruyor. Bana da birçok soru geliyor bu konu üzerinde. Buradan soruyorum telefondan. Yani mesela neden bir tane yüzün üzerinde üniversite varken neden bir tane rektörü yok şey gibi. Gibi yani şimdi buradan şimdi devlet kadrolarını saymayayım yanlış anlaşılma olur bazen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ya bu kadrolar Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından neden değerlendirilme diyor? Ya veya değerlendirilmesi talep ediliyor da mı karşılık tabii bulmuyor? O serzenişler bize de geliyor. O eleştiriler bize de geliyor. Bunlar da gayet doğal. Biz de bir siyasal parti ve siyasal hareketiz. Bu ülkenin yönetimine talibiz. Fakat yani MHP kadroları ve ülkücü kadrolar hiç yok demek yanlış olur. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Bizim teşkilatlarımızın referanslarıyla dünden bugüne Türkiye'nin idaresinde etkin ve yetkin olan bir sürü insanımız var. Fakat dediğiniz noktada bu hükümet sistemi yeni oluşurken Sayın Genel Başkanım çok hassas davrandı. Adeta hatta 2018 yılında biz bu hükümet sistemini yeni ortaya çıktığı zaman Sayın Genel Başkanımız biz kesinlikle bir şey istemiyoruz dediği zaman kamuoyu gerçekten bunu anlamakta zorlandı. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Nasıl MHP, nasıl bir siyasi parti, MHP nasıl bir şey istemez diye bize çok ciddi eleştiriler geldi. Fakat ondan sonra yaşanan hadiseler bize şunu gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanımız burada bir mesaj vermek istedi. Türk toplumu ve Türkiye'ye. Yani siyaset, Kenan Bey, siyaset biz her zaman konuşuyoruz. Bütün siyasi partiler bunu konuşuyor. Siyaset ne için yapılır dediğimiz zaman ilk akla gelen cevap nedir? Millet için yapılır. Millet için yapılır, evet. Biz gerçekten bu söylemin lafta olmadığı inancındayız. Bu söylemin lafta kalmaması gerektiği inancındayız. Türkiye'nin bu zor dönemeçten geçtiği zamanda Genel Başkanımızın bu şekilde verdiği destek gerçekten önce ülkem ve milletim, sonra partim ve sonra ben anlayışıyla verilmiş bir destektir. Eğer bu geçiş zamanında Milliyetçi Hareket Partisi şu an işte hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Muhalefetin hali ortada. Yani daha ortada olmayan bir iktidar üzerinde bile anlaşamıyorlar. Ortada hiçbir şey yok. Daha seçim olmuş değil, seçim sonuçları belli değil. Fakat biz bunun tam tersine şöyle bir şey yaparak insanlarımızın vicdanını rahatlattık. MHP gerçekten çok farklı bir siyasi hareket, çok farklı bir metot izledi. Burada gerçekten hiçbir menfaat gözetmeksizin verdiği destek çok kıymetlidir. Bunu vatandaşımız gerçekten idrak etmiş durumda. Şimdi biz burada şu andaki meclis pozisyonumuza göre herhangi bir pazarlık içine girebilirdik. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nda biz çekildiğimiz zaman tek başına bir karar alma, bir kanun çıkarma etkisi yok. Fakat işte işin püf noktası burada Kenan Bey. Yani burada verilen bir mesaj var. Biz burada herhangi bir menfaat beklemiyoruz. Sadece millet ve memleket menfaatleri burada tezahür etsin. Milletimiz, memleketimiz kazansın. Biz herhangi bir koltuk talebinde olan bir siyasi hareket değiliz. Biz sadece istiyoruz ki Türkiye'nin milli beka sorunu ortadan kalksın. Türkiye'nin ekonomik sorunu ortadan kalksın. Tabii ki biz siyasal partiyiz, siyasal hareketiz. İşte seçime giriyoruz 14 Mayıs'ta. Yani hedefimiz belli. Meclise en yüksek sayıda bir milletvekili sokmak istiyoruz. Bunu her tarafta haykırıyoruz, konuşuyoruz. Vatandaşımız inşallah teveccüh gösterecek. Bu dönem çok daha farklı olacak. Fakat
Bu geçiş döneminde Sayın Genel Başkanımız ve partimizin siyaseti bellidir. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan 20 yılı aşkın bir devlet tecrübesine sahip olan, gerçekten çok ciddi badireler geçirmiş, devleti bilen, kamuyu bilen, aynı zamanda yerel yönetimleri çok iyi bilen ve geçirmiş olduğu badireler sebebiyle bu süreci en iyi yönetebilecek lider olduğuna inandığımız için Genel Başkanımız böyle bir karar verdi. Biz de bu kararın arkasında ve destekçisiyiz. Yani ama buna bak, inandığımız için başkan, bak, söylüyoruz. Sevgili başkanım, bu kararda ben bu fikrinize ben katılmıyorum. Tabii niye ki katılmıyorsunuz. Yani. Şöyle katılmıyorum, şu açıdan katılmıyorum. Yani ben Recep Tayyip Erdoğan için, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saydığınız vasıfların ben Devlet Bey'de daha fazlası olduğuna inanan birisiyim. Şimdi yani onun için benim kendiliğim yani daha fazlası olan bir lider varken ben öbür tarafı şimdi, yani bu kadar... Şimdi Kenan Bey, tabii ki biz de ben Milliyetçi Hareket İl Başkanıyım. Yani dediğiniz şeye katılmamak elde değil. Fakat bir de ortada bir realite ve gerçekler var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti'nin son 10 seçimde aldığı oylar belli. Yani en kötü aldığı %40.4 biliyorsunuz. Şimdi yani en kötü zamanında aldığı oy. Şu var ama bakın Türkiye'de... Yani bu millet gerçeğidir. Türkiye'de bu demokrasinin gerçeğidir. Bak, Türkiye'de de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş vatandaş o işte çıraklık, ustalık, kalfalık ve ustalık dönemi diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi millet de şunu bekliyor. O kalfalık dönemini arıyor millet. Niye? Çünkü kalfalık döneminde enflasyon hemen hemen tek rakamlara inmiş. Tamam mı? Enflasyon tek rakamlara inmiş. Kişi başı gayri sarfi milli hasıla yani 12 bin, 13 bin dolarlara gelmiş. Memur, çalışan, asgari ücretli yani ekonomi bir rayına girmiş. Her şey düzgün. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkan Başbakanlığı döneminde yani kalfalık dediği dönemdeki 2011 kriterlerine baktığımız zaman 2015'e kadar kriterler gayet her şey yani sıdabilir. Eleştirebileceğiniz tak şeyler var. Siyaseten eleştirirsiniz yani siyaseten. Ama Cumhurbaşkanlığı yani bugün işte yere göğe sığdıramadığımız başkanlık sisteminden sonra enflasyon 3 rakamlara çıkmış. Kişi başı gelir 9.000 8.000 seviyelere çıkmış. İşte efendim dünya ekonomisinde ekonomisinde 17. sıradan tekrar başladığımız noktaya 20 21. sıralara inmişiz. Yani bu bir var olan bir gerçek. İkincisi yani yine Cumhurbaşkanlığının Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kalfalık dönemindeki diğer ülkelerle, komşumuz ülkelerle olan ilişkilerle Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminden sonraki olan ilişkiler arasında da bayağı bir farklılık var. Yani kamuoyunun konuştukları bunlar ve görülen de bunlar. Şimdi bunlar bir gerçekleri gördüğümüz zaman işte vatandaşın bakış açısı. Şimdi ilk defa vatandaş bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Parti iktidarını ekonomiyle sınayacak. Bunun sonuçlarını 14 Mayıs'ta göreceğiz. Yani bir karneyi ilk defa Adalet ve Kalkınma Partisi ilk defa ekonomiden dolayı karne alacak. Yani karne da yazar ya. Ha bunu millet iyi not verirse iyi olacak. Yani o milletin takdirine kalmış. Onu biz ancak kendi adımıza yorum yapabiliriz. Şimdi Kenan Bey dediğiniz noktadan devam edeyim ben isterseniz. Şöyle ben şimdi bu bölüme bir 15 dakika kaldı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi'ne çıkalım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelelim. Son olarak onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Hani dediniz ya hükümetin ilk dönemleri iyiydi ben de takdir ediyorum diye. İşte zaten sıkıntı ve mesele orada başladı. Dikkat ederseniz faizlerin %4.5'a seviyesine indiği zamanlarda 2011 yılında bir MİT kriziyle başlayan bir silsile operasyon var. Zaten sıkıntı ve mesele orada. Oradan başlayan bir devlete ve hükümete karşı, millete karşı çok büyük bir şimdi yani operasyon. Konumuz gündemimiz yani, seçim olduğu için oralara fazla derinlemesine girmeyelim. Onu da konuşabiliriz ama dediğimiz gibi şuraya bağlayayım. Yani dediğiniz noktada bir düğmeye basılıp da Türkiye'nin bir istikrarsız hale getirilmesi söz konusu. Yani patlayan bombaları unutmadık. İşte MİT krizini unutmadık. 17-25 Aralık'a giden yolu unutmadık. İşte 15 Temmuz'a giden şeyleri unutmamamız lazım. Bunlar birbirine bağlı hadiseler. Ama şimdi şöyle yani bu millet Osta'yı da unutmuyor. Bu millet Dolmabahçe'yi de unutmuyor. Bu millet Diyarbakır'da okunan mektubu da unutmuyor. Evet. Yani bu millet Habur'da otobüsün tepesine gönderilen hakimleri, savcıları da unutmuyor. İşte Cumhur İttifakı'nın onu hepsi ortadan kalktı. Yani bak bu millet onları da unutmuyor. İşte bu milletimiz onu biliyor. Şimdi şöyle yapalım. Bakın, o yüzden Cumhur İttifakı diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ittifakla geçen seçimde ittifak halinde girildi. Yani 2018 seçiminde ittifak girildi. Mali idareler seçiminde
İttifak evet. halinde girildi. Evet. Fakat bu seçimde de ittifak protokolü ittifak olarak fakat 81 ilde Milliyetçi Hareket Partisi tek başına girdi seçime. Evet. Şimdi benim de beklediğim bir şeydi. Yani hep böyle olmasını isterdim. Yani mahalle liderler seçimine ittifak olarak girilmesini de onaylamamıştım. Yani kendim şeyim. Mecburiyetti o. Anayasal mecburiyetti o bildiğiniz gibi. Bilemiyorum. Vakit yoktu. Yani ben sandığa gittiğim zaman her oy verecek seçmen partisinin amblemini arar sandıkta. Kesinlikle. Yani bir başka ambleme mühür basan seçmen, bakın mühür basan seçmen ikinci seçimde %40'ı, bakın bu seçmenin %40'ı ikinci seçimde yine aynı partinin amblemine oy basıyor. Bu dünya üzerinde evet. ispatlanmış bir Doğru. olay yani. Onun için şu var, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi benim görüşüm ve kamuoyunda birçok arkadaşlar burada işte oturuyoruz, siyasi yorum da yapıyoruz. Diğer siyasi partilerin temsilcileri de şunu söylüyorlar. Doğru bir iş yaptı. Yani bence de doğru bir iş yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi yani düzen partisi değil. Bir düzen geldi var, öbür düzen gitti. Yok olan bir parti değil. Yani şimdi ben şunu buradan bağıra bağıra da söylüyorum. Yani bugün eğer Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçimini kaybederse, yani seçim bu yani. Yani bir daha seçim sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Türkiye'de diğer partiler gibi ararız. Yani bu olmaz. Ama Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan da değişebilir, %1 de oy alır, %5 de olabilir, %20 de alabilir, %30 da alır. Yani Milliyetçi Hareket Partisi hep vardı, var olacaktır da bundan sonra. Evet, yani bunda doğru bir adım atmıştır. Aynen. Yani sizce, bence doğru bir adım atmıştır. Siz bunun sebebi nedir? Yani şimdi biz partinin temsilcisi olarak neden tek başınıza girmeye karar verdi? Şöyle söyleyeyim, tabii ki Cumhur İttifakı'nın protokolüne baktığımız zaman zaten protokolde çok açık ve net. Şöyle bir ifade yazıyor. Her siyasi parti kendi öz kimliğini ve öz benliğini koruyacak şekilde bu ittifakta yer alacak. Bu zaten öncelikli bir durum. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle bizim seçmenimiz, çok duygusal bir seçmen. Tabii üç hilal amblemimiz bizim her şeyimiz. Üç hilal için bizim için çok farklı bir şey ifade ediyor. Tabii ki üç hilalli amblemle seçimlere girmek bizim en büyük arzumuzdu. Hem hareketimizin arzusuydu, hem bize gelen talepler de bu yöndeydi. Tabii genel başkanımız bu taleplerin hepsini en iyi şekilde bilen birisi. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'na olan desteğin de bu şekilde bir metotla biz daha da artacağı kanaatindeydik. O da gerçekleşti. Çünkü dediğiniz gibi insanımız üç hilali görüp ona oy vermek istiyor. Özellikle bizim seçmenimiz. Bunun imkanları da yaratıldı. Bunun imkanları oluşturuldu. Üç hilali oy veriyorsunuz. İttifakta toplanıyor, bir ittifak oy halinde ortaya çıkıyor. Her siyasi parti aldığı oyu biliyor, her siyasi parti kendi gücünü biliyor, her siyasi parti kendi benliğini koruyabiliyor. Çok güzel bir metot olarak ortaya çıktı. Aynı zamanda bir ayrı bir oy pusulası. Ortak adayımız da Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu konuda teşkilatlarımız da memnun, biz de memnunuz. Dediğimiz gibi bu hem bizim gönlümüzden geçen bir şeydi, aynı zamanda da siyasi olarak bir gereklilikti. Bu da temin edildi. Çok şükür bu şekilde bir seçimle karşı karşıyayız. Şimdi yine bir izleyicimiz soruyor. Diyor ki yani ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne neden oy vereyim diyor. Şöyle tamamlayacağım. Yani Cumhurbaşkanı adayı yok. Yani meclise girse ne olur, girmese ne olur? Yani Cumhurbaşkanı adayı neden yok diyor. Cumhurbaşkanı adayımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ama şimdi yani iktidar olmak istemeyen bir partiye niye oy vereyim diyor. Şimdi o arkadaşımıza hayırlı akşamlar diyorum, selam ediyorum. Yeni hükümet sisteminin ruhunu ve yapısını biraz daha incelemesini rica ediyorum. Bu sistemin yapısı çok değişik. Yani eski sistemler gibi düşünmesin. Dediğim gibi şahıs bazlı kurulan bir hükümet ve meclis. Bunu denetleyen meclis söz konusu. MHP'ye niye oy vereceği konusundaysa son 5 yıllık uygulama iktidar olmak yani ülke şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetiyor yürütme. Yani yürütmeye talip olmamı bir siyasi partiye niye oy vereyim diyor. Yani. Şimdi onu da şöyle açıklayayım. Yani şu andaki MHP'nin almış olduğu tavır 15 Temmuz sonrası oluşturulan yeni hükümet sisteminin oluşması için. Bakın ilk dönem başarılı geçti. Bu dönemde bizim hedefimiz bu sistemi tamamen oturması. Bu sistem oturduktan sonra tabii ki partimizin yetkili kurulları oturacaklar, yeni bir karar verecekler.
Yani biz illa nihayet bu şekilde bir sistemle yürüyecek anlamına gelmez. Ama dediğim gibi az önce de bahsettim, açıkladım. MHP'nin güçlü olduğu bir meclis Türkiye'ye neler katıyor, bunu bütün insanlarımız görebiliyor. MHP'nin etkin olduğu, MHP'nin siyasetinin etkin olduğu bir hükümet sistemi Türkiye'ye neler kattı, bunları o arkadaşımız mutlaka görüyordur. Dediğimiz gibi bizim için önemli olan yapılan iştir. Yani bizim için önemli olan yapılan hizmetlerdir. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasal programı çok yüksek oranda işlemiş durumdadır. Bilmiyorum, takip edebiliyor musunuz? Arkadaşımız takip edebiliyor mu? Bizim seçim beyanlarımızda bütün vaatlerimiz birer birer harekete geçmiş durumda. Birer birer hepsini yapıyoruz. İşte EYT'den tutun diğer ceza infaz kanunlarına kadar çok ciddi derecede bizim seçim beyanlarımız şu anda aktif halde ve hepsinin sözlerini verdiğimiz sözler yerine getirildi. Yani biz zarfa değil mazrufa bakıyoruz. Yani zarf kabuğa değil içindeki öze kabuğa, yani olan işe bakıyoruz. Şimdi bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani mevcut bugünkü yani aldığı kararı ben onayladım söyledim. Yani 81 ilde 81 ilde de giriyor değil mi yani? Evet. Hepsinde bağımsız giriyorsun. Yani 81'de bağımsız olarak Milliyetçi Hareket Partisi 3 ileri logosuyla 81'de seçime girecek. Evet. Şimdi yani bu kararı almasında yani Devlet Bey'in bu kararı almasında, Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'nin bu kararı almasında Cumhur İttifakı'nın Hüdapar'la yani Hüdapar'ı da bünyesine katmasının etkisi yok, var mıdır? Hiç yok. Hiç yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Tamamen dediğim gibi siyasi hesaplar yapılarak ittifakın başarısı nasıl azami olur? O düşünülerek yapılmış, alınmış bir karardır. Yani oy nasıl maksimize edilebilir? Bu sistemle maksimize edilebilir. O yüzden alınmış bir karardır bu. Ya yani şu var şimdi sevgili başkanım, yani bir tabii ki ortaklıklarda, yani şimdi bazen öyle oluyor ki Millet İttifakı'nda da bazı argümanları böyle işte cami kapısında, işte kahvenin köşesinde veya bir otururken eleştiriler oluyor. Bir de kişiler bireysel eleştiriyorlar. Şimdi olayın tek bir perdesine bakıyorlar mesela, bunu eleştiriyorlar. Yani siyasi çıkar olduğu için eleştiriyor, menfaatine geldiği için eleştiriyor ama ortaklıklarda bir protokol var. Yani bu Millet İttifakı içinde geçerli, Cumhur İttifakı içinde geçerli. Yani bu ittifakta, bu ortaklıkta her şey senin istediğin gibi olması mümkün değil. Kesinlikle. Yani çünkü her şey senin istediğin gibi olsa veya her şey karşı tarafın istediği gibi olsa bunun adı ortaklık olmaz. Biat olur, tabi olmak olur, iltihak olur. Yani onunla ilgili yani bizim şu anda kamuoyunda söyleyeyim yani en çok zorlandığım konu benim işte hem Millet İttifakı için hem de Cumhur İttifakı için her ikisi için de bir tarafta Hüdapar bir tarafta da HDP. Evet. Yani her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti anayasalarına göre kurulmuş siyasi parti. Geçmişi şöyledir, böyledir, bozuktur, bilmem nedir. Eğer biliyorsunuz bizim burası hukuk devleti. Yasalara uymayan bir şey varsa, yani yasalar bu Hüdapar'ı da, HDP'yi de kapatır. Eğer bunlar bugün var ise, hele bir tanesi de mecliste ise, hele bir tanesi mecliste yönetiyorsa, yani bunun için bunun üzerinden çok fazla bu iki ittifakı da eleştirmek bence yani benim görüşüm yani veya kamuoyundaki birçok insanın da görüşü yani bu kanattan iki ittifaka da vurulmasının yanlış olduğunu kamuoyunun aydın kesimi, ileri gelmiş, eğitimli, kültürlü, okumuş insanları bunu çok mesele etmiyorlar. Yani o tarafı da mesele etmiyorlar, bir iki tarafı da mesele etmiyorlar ama maalesef yani bu ülke tamamen de aydın ve gelişmiş, okumuş, eğitimli, kültürlü insanlardan oluşmuyor. Yani toplumun diğer katmanlarını da hesap etmek lazım. Bunlar bunun konumu üzerinde her iki kanatta da ayrı duruyorlar. Size böyle eleştiri geliyor mu partinize Hüdapar'la ilgili? Şöyle söyleyeyim, tabii ki geldi eleştiriler. İlk başlarda tabii bu sosyal medya manipülasyonları çok yüksek. Yani bunu söyleyeyim. Ya o yani, ayrı bir şey. Yani o, bu sosyal, zaten bu manipülasyonlar sürekli ayrı yaşanıyor. Bir tartışmak lazım. Tabii bu eleştiriler geldi. Fakat çok kısa bir süre içerisinde işin gerçekliği ortaya çıktı. Her zaman olduğu gibi. Yani siz şimdi Hüdapar Partisi'yle PKK'nın siyasi kolu kanadı olan bir partiyi karşı karşıya bunları birbirinin aynısı gibi göstermek çok büyük bir haksızlık olur. Ama öyle yani şimdi başkanım. Şimdi öyle değil mi? Orada tartışmayalım yani şimdi başkanım. Yok tartışalım. Başka tarafa yok. Tartışabiliriz. Ben burası tartışma programı değil. Ben açıklayayım.
Yok, yani ondan o, sonra siz... Şey, ben kamuoyundaki ve basın ve medyadan olanı ben yansıtıyorum. Yani şimdi ben o konuda kendi görüşümü sizinle süreçte ayrı tartışıyoruz. Şöyle söyleyeyim, ben de burada bu konudaki görüşlerimizi, partimizin tabii, görüşlerini ve gerçekleri ortaya koyayım. Yani. Şimdi Hüdapar biliyorsunuz 2012 yılında kurulmuş bir parti. Fakat Hüdapar'ın ilişkilendirildiği Hizbullah 2002 yılında tasfiye edilmiş bir yapı. Çünkü öyle bir algı operasyonu yapıldı ki 2002 yılında zamanın İçişleri Bakanı Saadettin Tantan Bey hemşerimiz onun başında olduğu bakanlığın yaptığı operasyonla bitirilen, ortadan kaldırılan bir yapı. Hatta Sayın Genel Başkanımız bu konuda açıklaması, beyanatı var. Bu konuları en iyi Saadettin Bey bilir. Lütfen bu konuları kendisi açıklasın diye kendisine bir mesaj gönderdi. Yani orada bir maksat vardı. Hüdapar'la Hizbullah'ı bir araya getirmek hukuki olarak da mümkün değil, siyasi olarak da mümkün değil. Zaten işte kendi genel başkanları her türlü siyasi, her türlü terör faaliyetini telin ettiklerini defalarca söylediler. Şimdi siz 2002 yılında tasfiye edilen bir örgütü ondan 10 sene sonra kurulan bir siyasi partiyle ilintilmeye çalışırsanız bu haksızlık olur. Yani bunun hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Hiçbir Hüdapar hakkında açılan hiçbir Anayasa Mahkemesi tarafından açılan hiçbir dava yoktur. Bu konuda herhangi bir soruşturma yoktur. Fakat karşı taraftaki HDP yapısına baktığımız zaman tamamen kendileri tarafından ifade ediliyor biliyorsunuz. Şimdi biz şuna da karşıyız. Az önce dediniz ya siz iki tarafı da işte iki tarafın içinde olan yapılara da böyle bir ittifaklar olabilir. Bu çok fazla eleştirilmesi lazım değil dediniz ya ben ona katılmıyorum mesela. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Biz şu anda Hüdapar'ın dediğim şekilde olduğunu düşünüyoruz ve inanıyoruz. Bu da bir gerçeklik. Fakat kendileri diyorlar ki HDP adlı siyasi parti terör örgütünün uzantısıdır diyen bir yapı şu an ittifakın içerisinde. Başta ben de ona katılmıyorum. Çok farklı şey. Bakın ben de ona katılmıyorum. Hı. Çünkü eğer böyle bir bulguyu bulacak olan yani HDP'nin bir siyasi parti, Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla kurulmuş bir parti. Hı. Ve şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şu an yargılama sürüyor biliyorsunuz. Bakın şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup yöneticiliği yapan, grup başkan vekilliği olan, olabilir, yani meclisi yönetmekle ilgili başkan vekili olan bir siyasi parti. Evet. Şimdi bunun eğer bir terör örgütüyle biliyorsunuz PKK terör örgütü yani bir terör örgütüyle iltisakı tespit edildiği anda yasal olarak kapatılması lazım. O zaman Anayasa Mahkemesi... Defalarca kapatıldı. Hayır bir dakika bakın şu var şimdi. O zaman Yargıtay görevini, Cumhuriyet Başsavcıları görevlerini yapmıyorlar. Yani sizin söylemenizden hareket edersek. Şimdi bakın ben bir televizyoncu olarak, bir programcı olarak şunu söylerim. Yani bu yasayla tespit edilmediği zaman, yani birleştirilmediği müddetçe ben bunu siyasi parti, ötekinde siyasi parti kabul ederim. Eğer söyleme bakarak gidersek, yani elde mutlaka bir belge, bir bilgi olmaz. Eğer belge var ise bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları, yasaları buna izin vermez. Her ikisinde, her iki partiyi de kapatır. Şöyle söyleyeyim, Kerem Bey bakın. HDP'nin biliyorsunuz şu anda hüküm giyen bir sürü vekili içeride. Hatta yeni çıkanlar var. 5 sene, 6 sene, 7 sene yatan vekiller var. Bunları hepimiz malum oluyor. Hayır ama sayın bakın o zaman. Aynı zamanda genel başkanları hükümlü olarak içeride. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıları bunu i̇şte niye şu an, kapatmıyorlar? Şu an dava sürüyor biliyorsunuz malumunuz. Ama kapatsınlar seçime giriyor. Yani biz bunun kapatılmasını sayın genel başkanımız her ortamda, her toplantıda söylüyor. Artık bir karar verilsin, bir kapatılsın. Çünkü deliller çok ortada. Yani neyin ne olduğu ortada. Kendileri zaten inkar etmiyorlar Kerem Bey. Bakın kendileri inkar etmiyorlar zaten. Mesele bu. Kendileri biz PKK'dan bir ayrı bir yapı olduklarını zaten inkar etmiyorlar. O yüzden şimdi diyorum. Şimdi şöyle yapalım. Biz buradan çıkalım. Yani tamam. Buradan çıkalım derken sıkıntı yani bu yok. Konudan çıkalım. Nasıl yani, isterseniz tamam hiç sıkıntı yok. Biz normal Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sakarya'daki seçimine gelelim. Tamam. Herhalde reklama da bir dakika gibi bir zamanımız var galiba. Şimdi yani reklam aradan sonra tekrar biz konumuza dönelim. Tamam. Bu konuda da şunu söyleyelim. Yani ben kamuoyu yanlış anlaşılmasın. Yani biz her iki ittifakında yaptıkları siyasi partilerle yani yaptıkları ittifak konusunda anayasal zeminde, kanun ve hükümler zeminde yapılan cezalara eleştiriler kamuoyundan geliyor. Biz sadece burada kamuoyundan gelen eleştirileri konuştuk.
Yani yoksa bu konuda bizim hüküm verecek veyahut da şey yapacak olan bir şeyimiz yok. Yok, o adaletin işi. Ya hüküm o adaletin vermek, işi, hukukçuların işi, adalet ve hukukçuların vereceği bir karar. Hı. Biz sadece yasal olan Türkiye Büyük yani Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla kurulmuş her şeye doğru kabul etmek zorundayız. Yasal kabul etmek zorundayız. Şimdi sevgili izleyiciler, Oğuz Bey'le, Oğuz Alkaç Bey'le, Milliyetçi Hareket Partisi Oğuz Alkaç Bey'le birinci bölümde Türkiye'yi konuştuk. Türkiye'nin sorunlarını konuştuk. Yani Cumhurbaşkanlığı, başkanlık sistemini konuştuk. Ortaklığı konuştuk. Milliyetçi Hareket Partisi'nin neden seçimlere ayrı girdiğini konuştuk. İkinci bölümde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sakarya'daki milletvekili adaylarını ve bu adaylarla ne kadar milletvekili çıkarabileceklerini ve diğer siyasi partiler hakkında neler düşündüklerini yorumlayarsa onun yorumlamasını yapacağız. Şimdi kısa bir reklam arasına geçiyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın, bizde kalın. Hemen geliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Tekrar Akademi 264 programında birlikteyiz. Konuğum Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Oğuz Alkaç Bey'le birinci bölümde Türkiye siyaseti, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bahsettik. Şimdi Sakarya'daki Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adaylarını ve Sakarya'daki siyaseti değerlendireceğiz. Sayın Oğuz Alkaç, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak açıklanan listenizde yani birinci sıra Muhammed Levent Bülbül, evet. İkinci sıra Ahmet Ziya Akar, üçüncü sıra Hüseyin Ekşi, dördüncü sıra Sezer Şengöz, beşinci sıra Yaşar Aygüneş, altıncı sıra Şükrü Salih, yedinci sıra Nesrin Burnazoğlu, altıncı sırada Ali Halil. Evet. Sekizinci sıra Ali Halil. Şimdi bu listede baktığımız zaman yani Milliyetçi Hareket Partisi kendi teşkilatıyla güzel bir liste yapmış. Yani kamuoyunda da biz de 3-4 programdır bu listeler üzerinde elimdeki listelere bakarsanız çok karalaması var yani diğer parada. Çok yorumlar yaptık. Hatta yarın saat 2'de de tekrar bir paket program çekeceğiz. Yine Sakarya siyasetiyle ilgili. Şimdi burada ki hemen hemen yaptığımız yorumlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinin teşkilatın listesi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten doktrin partisi olduğunu listesinde yani rahatsız insan olmayacağını. İşte İYİ Parti listesinde de çok fazla bir sıkıntı olmadığını ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listesinde sıkıntılar, kamuoyunda sıkıntılar olduğu. Özellikle de bu listede Zeki Toçoğlu'ndan kaynaklanan sıkıntılar olduğunu beyan etti yorumcu arkadaşlarımız. Şimdi buna biz de yorumlar kattık. Tabii ki sizi Milliyetçi Hareket Partisi olarak burada en iyi ilgilendiren ittifakınızın ortağı olan Adalet ve Kalkınma Partisi. Ben bunun hakkında size bir yorum sormayacağım. Çünkü herkes siyasi partisi hakkında yorum yapacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listesinin de eleştirilmesinin bence ben onu yorumlarımda yaptım da şu var. Yani 74 tane aday adayı olup da burada 8 tane aday yazılıyor. Yani 74'ten 8'e düşmek diğer siyasi partilerin için biraz daha kolaydı. Evet. İşte 20'lerden, 17'lerden, 19'lardan 8'lere düştüler. Evet. Yani onun için yani %50 memnuniyetsizlik doğurdu ama evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de elimizi vicdanımıza koyacak olursak da yani listeye girecek 8 kişi dışarıda kalacak olan yani 68 kişi. Yani 68'i dışarıda kalacak. Evet. Yani bunun için 8 kişi buraya girecekti ve öyle oldu. Biraz da memnuniyetsizlik oldu söyleniyor kamuoyunda. Adalet ve Kalkınma Partisi arkadaşlarımızla yani yetkili arkadaşlarla veyahut da aday olan arkadaşlarla bir görüşme sağlayamadık. İşte bugün biliyorsunuz onların Ankara'da aday tanıtım programları vardı. Evet, evet. Ondan dedi ama yarınki günlerde onlarla da detaylı bir şekilde görüşme yapacağız. Şimdi sizin bu listeniz yaparken nelere dikkat ettiniz? Yani bir katkınız oldu mu? Nedir? Yani şimdi bu Sakarya Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya milletvekili aday listeleri hakkındaki yorumunuz nedir? Tabii öncelikle listemiz Sakarya'ya hayırlı olsun diyorum. Aynı zamanda memleketimize hayırlı olsun, Türkiye'mize. Çünkü seçilen insanlar Türkiye'yi de temsil edecekler aynı zamanda. Diğer partilerin listesi de hayırlı olsun, onlar için de hayırlı olsun diyorum. Tabii hepsi birbirinden değerli insanlar. Bütün listedeki
aday arkadaşlarımız. Hepsi Sakarya'nın evlatları. Birbirinden değerli insanlar. Bir hizmet yarışında yarışacaklar. Tabii biz de kendi listemize tabii ki çok iddialıyız. Bildiğiniz üzere bizim listemiz merkez yoklaması şeklinde yapılıyor. Genel Başkanımızın teşkilat temayülü, merkez temayülü ve Sakarya İl Teşkilatı'nın da burada bizim de raporumuz oldu genel merkezimize. Hepsini Genel Başkanımız bir araya getiriyor. Kendisi kurmuş olduğu kurul vasıtasıyla bir liste ortaya çıkartıyor. Tabii öncelikle şöyle söyleyeyim. Teşekkür eden listemiz çok genç, çok dinamik. Aynı zamanda gençliğinin yanında çok donanımlı bir liste. Yani aday arkadaşlarımızın hepsi hem iş bazında hem eğitim bazında birbirinden değerli, birbirinden kıymetli insanlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bu liste teşkilatlarımızın beklentilerini ve taleplerini çok büyük ölçüde karşılayan bir liste oldu. Yani bu liste açıklandığı zaman bizim teşkilatlarımız çok daha motive hale geldiler. Zaten mevcut selefim olan il başkanımız Sayın Ahmet Ziya Kar Bey de listenin ikinci sırasında yer aldı. Tabii bir siyasi parti ve teşkilat için şu çok önemlidir. Kendi il başkanının vekil adayı olması, vekil olması teşkilatları çok motive eden, teşkilatları ateşleyen, sahada çok daha aktif hale getiren bir unsurdur. Çok şükür ki biz daha önceki yine seçimde il başkanımız Sayın Muhammed Levent Bülbül Bey'i başkanlığından vekilliğe taşımıştık. Şimdi de Ahmet Ziya Kar Bey ve diğer arkadaşları da vekilliğe taşıma azmindeyiz. Cenab-ı Allah nasip ederse de 14 Mayıs'ta Sakarya'dan çok güçlü bir listeyle, çok güçlü bir sayıyla Ankara'da temsil edeceğiz. Şimdi şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilliği adaylarıyla, müracaatın aday adaylarına baktığımızda yani bu listede olmasını, benim olma ihtimalini yüksek tuttuğum ama göremediğim, daha sonra da yaptığım görüşmeler neticesinde Karasu'dan Recep Ali Küçük yok. Yani kendimi listede olmak istemedi. Yoksa uygun mu görülmedi, bu bir. İki, bir sorum daha var buna bağlı olarak. İkisine geniş platformda verirseniz memnun olurum. Yani çünkü Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninden, yani kanadından çok sık sorulan sorular, yani kamuoyunda karşılaştığımız sorular, bu bir. İkincisi de Sayın İl Başkanımız Ahmet Ziya Akar Bey'in aday olmayacağını söyleyip işte... Aday adaylarının bana söylediklerinden söylüyorum. Şimdi benim kendi bir aday adaylarının söylediklerinden söylüyorum. Son günde aday adayı olmaya karar verdiğini ve son gün aday adayı olduğunu söyleyip de bundan çok memnun olmadığını demeyeyim de, yani memnuniyetsizlik dedim. Memnuniyette olmayan birkaç aday adayı arkadaşla, bunları yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı arkadaşla konuştum. Yani neden Ahmet Ziya Kar son günde aday adayı oldu? Bu bir, iki, Karasu'da Recep Ali Küçük'le ilgili bir problem yaşadınız mı veya öyle bir şey var mı? Yani anlatılan gibi. Şöyle söyleyeyim, Ahmet Ziya Kar meselesi çok sarih bir mesele aslında. Açık ve sarih bir mesele, onu size açıklayayım. Biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız 11. ayda bir genelge yayınlayarak teşkilatlarda vekil adayı olmak isteyenlerin teşkilat görevlerinden istifa etmesini kendileri bir genelgeyle duyurmuşlardı. Bizim teşkilatımızda da, biz de bu teşkilat genelgesini o zamanki Sayın İl Başkanımız Ahmet Ziya Kar Bey, bu genelgeyi bütün ilçe teşkilatlarımıza duyurdu. Bir zaman süreci verildi. O zaman dahilinde istifa etmeleri istendi. Türkiye genelinde de bu süreçte istifa eden il başkanları, ilçe başkanları ve yöneticiler oldu. Bunları hep müşahede ettik. Tabii Sayın İl Başkanımız kendi beyanatı da var bu konu, bu hususta. Ahmet Ziya Kar Bey'in. Ahmet Ziya Kar Bey o süreçte yaptığı istişareler sonucunda aday olmamaya karar verdi. Ve ben teşkilatımı ve partimi 14 Mayıs seçimlerine en iyi şekilde hazırlayacağım ve aday değilim beyanatını
net bir şekilde kamuoyuna verdi ve bize de aynı şekilde, ben de o zaman partide yöneticiyim, başkan yardımcısıydım. Gerçekten de Sayın Ahmet Ziyakar Bey o süreçte tamamen seçime odaklanan bir il başkanı olduğunu kamuoyuna ve bizlere de kanıtladı. Bunu gördük. Aklının hiçbir noktasında, aklının hiçbir yerinde aday olmak gibi bir şey söz konusu değildi. Onu net olarak söyleyebilirim. Ta ki zannedersem 24, ayın 24'üne kadar, 24'ünde genel merkezimizden gelen bir telefonla genel başkanımızın daveti üzerine kendisi Ankara'ya çağrıldı. Ve kendisine özellikle 8 vekilden sonra, 8, vekil sayısı 8'e çıktıktan sonra böyle bir tebligat yapılarak adayımız olması istendi genel başkanımız tarafından ve kendisi istifa etti. Bu süreçleri biraz MHP siyasetini bilen, MHP'de siyaset yapan veya MHP'yi takip eden insanlar çok iyi bilirler. Biz de göreve talip olmaktan ziyade göreve getirilmek çok daha elzemdir. Aynı şekilde Levent Başkanımız aynı şekilde, Levent Bey de aynı pozisyondaydı. Genel Başkanımız onu davet etti il başkanı iken, istifa edip aday olmanızı istiyorum demişti. Levent Başkanımız da bir talebi yokken kendisi istifa etti ve aday yapıldı. Onun sonrasında vekillik görevini sürdürüyor. Aynı şekilde Genel Başkanımız da yapmış olduğu değerlendirme sonucunda Ahmet Ziyakar Bey'in aday olmasını uygun gördü. Ve Ahmet Ziyakar Bey teşkilat düsturu ve teşkilat terbiyesi gereği bu görevi başımın üstüne diyerek, kabul ederek aday adaylığını açıkladı. Ondan sonra da Allah nasip etti. İkinci sıra adayımız olarak şu anda açıklanmış durumda. Karasu meselesini de o konuda açıklık getireyim. Bu konuda bazı kamuoyunda yanlış bilgiler ve yanlış algılar var. O konular bizim de kulağımıza gelen konular. Kesinlikle Recep Ali Bey'in, Recep Ali Hocamızın kendisi biliyorsun disiplin kurulu başkanımızdır. Kamuoyunda konuşulduğu gibi bir şey söz konusu değil. Recep Ali Hoca bizim için çok değerli bir insan. Bizim yıllardan beri partiye hizmet etmiş, bizim hatta bizim babalarımızın dahi hocalığını yapan, yaşı itibariyle çok tecrübeli, MHP siyasi hareketinin her yerinde bulunmuş, kamu görevinden sonra ocak görevleri, ondan sonra parti görevleri, 2014 yılında Karasu adayımızı biliyorsunuz, belediye başkanı adayımızdı. Ondan önce de adaydı. Ondan önce de adaylığı vardı. Çok siyasi tecrübeye sahip ve bizim kendi birikiminden çok faydalandığımız ve il teşkilatımızda da en son disiplin kurulu başkanlığı yapan bir abimizdi. Adaylığı söz konusu oldu. Fakat böyle bir değerlendirme olduktan sonra kendisi teşkilatımızın verdiği karar bizim için her şeyden önce gelir diyerek beyanatını verdi. Biliyorsunuz kendisi de iki gün önce itibariyle bölgemizden bölge adayı olan Hüseyin Ekşi Bey ile sahalara çıkmış durumda. Yani bu konunun da nasıl yanlış anlaşıldığını kendisi zaten yaptığı çalışmayla göstermiş oldu. Recep Ali Hocamız şu an MHP'nin başarısı için, MHP'nin ne kadar çok vekil çıkartması için çok büyük bir gayret ve çaba içerisinde. Allah kendisinden razı olsun. Her zaman onun tecrübesinden ve bilgisinden yararlanmak üzere yanında olduğumuzu belirtiyorum. Şimdi ben de bu konu açıklığa kavuşsun diye bazı, yani Milliyetçi Hareket, özellikle de bu başka şeyde yok ama Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek seçmen arkadaşlar da bir konu olduğu söyleniyor. Çünkü Recep Ali Küçük aday olduğu zaman adaylığında şöyle bir şey söz konusu. Yani Recep Ali Küçük Ülke Ocakları Genel Merkezi kurulduğunda kurucuların içerisinde. Evet. Yani eğitim sırasında ülkücülüğün birçok darbesini yemiş, yani şehitlik mertebesine ermemiş arkadaşlarımız, o şehit içmemiş abilerimizden bir tanesi. Evet. Öğretmeni zamanında yüzlerce binlerce ülkücü öğrenci yetiştirmiş. Evet. Bulunduğu her kademede de ülkücü ve Milliyetçi Hareket Partisi camiasına hizmet etmiş. Çok değerli bir abimiz. Kesinlikle. Şimdi yani belki de şuradan konuşuluyor, ben yorum yapayım. Yani bu benlikteki bir kişinin... Bir de yaşı itibariyle 76 yaşında bunu hani dersin ki ya hocam sen bir dahaki dönem aday ol. Yani şimdi bir dahaki dönem mi yok yani bir dahaki dönem 81 yaşında. Onu Allah bilir. Şey ya bir dahaki dönemde yani bir dahaki dönemde de Recep Ali Hoca 81 yaşında. Yani bu denmeyeceği için yani herkes bütün ülkücü camia aday olduğu zaman yani Recep Ali Hoca'yı aday olarak görür. Bu da doğal bir şeydir. Şimdi yani Kerem şimdi, Bey şunu size söyleyeyim. Yani kimse bunu yani
şey görmesin yani, doğal bir aday görür yani. Sünnet olarak söyleyeyim, az önce bahsettim, bizim teşkilat düsturumuzda şu vardır. Teşkilatımız eğer kendisine bir talepte bulunursa, 81 yaşında değil 101 yaşında olsa dahi, evet, o görev kendisine tevdi edilir. Sana burada ihtiyaç var denilir ve o kendisi de o ihtiyaç dahilinde başım gözün üstüne diyerek göreve gelir. Bizim düsturumuz bu şekilde, hep böyle yürür. Onun için bu işi yaşta sınırlamak bence uygun bir şey değil. Teşkilatımızın, davamızın nerede ve hangi yaşta ihtiyacı olacağını bilemeyiz. Ben arkadaşların yaptığı yorumu yapıyorum. Yani bilemeyiz. Bilemeyiz. Dediğimiz gibi hocamız bizim için çok kıymetli. Bundan sonra da kendisinden azami derecede istifade etmek istiyoruz. Şimdi şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz şimdi kuzeyde işler kızıştı. Evet. Yani bütün bayraklar birinci sırada. Evet. Yani şimdi birinci sıra adayıyla sizin adayınız olan, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Hüseyin Ekşi de üçüncü sırada. Evet. Şimdi yani koca halde şimdi çok kıran kırana, kora kor bir seçim olacak. Şimdi bunun yanında bir de koca halde, yani şimdi öyle bir de İyi Parti'nin ikinci sıradayı Selçuk Kılıçdaroğlu, bu da koca halde. Evet. Şimdi birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Yani koca halinde, yani seçmen sayısı yani 18 bin mi 17 bin mi o civarlarda, evet, galiba. Evet. Şuradan bakayım, yani geçen seçimde neymiş. Yani bu civardaki bir seçmenin içerisinde 3 tane milletvekili seçilme umudu olan bir yarış içerisinde olacak. Yani sen il başkanı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak, yani Kocaeli'de adayı, Kocaeli'li 3. sıradaki adayınızla aday, yani diğer İyi Parti'nin 2. sıra adayı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 1. sıra adayı arasındaki yarışı nasıl görüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, tabii Kocaeli Sakarya siyasetinde çok önemli bir ilçe. Yıllardan beri daha yeni değil. Yani yetiştirdiği siyasetçiler, bizde de genel başkanımızı yapanlar... Yok, Hendek'in eline kimsesi bakamaz. Sonra Kocaeli'de Hendek'le yarışır pozisyonda. Tabii Hendek de şu anda o pozisyonda. Yok, şu şimdi anda... Kocaeli'yi verledim de Hendek. Dediğim gibi biz oralara şöyle bakıyoruz. Tabii Kocaeli'nin çocuğudur Hüseyin Ekşi. Ama Hüseyin Ekşi aynı zamanda Sakarya'nın çocuğudur. Yani Sakarya, evet, tarafından çok bilinip sevilen, ailesi ve işi itibariyle, işte ailesinin geçmiş siyasi tecrübeli itibariyle, kendisi zaten biliyorsunuz merkezde ikamet ediyor. Ama tabii ki Kocaeli ile bağları sıkı bir şekilde devam ediyor. Biz Kocaeli'den ziyade kendisini tabii Sakarya'nın adayı olarak görüyoruz. Sakarya'nın dört tarafının güneyi, kuzeyi, doğusu, batısı bir ayırt etmiyoruz. O açıdan da Hüseyin Bey'i tabii bir kalıplara sıkıştırmak hoş ve doğru olmaz diye düşünüyorum. Hüseyin Bey GV'de de çok seviliyor, Pamukkale'de da çok seviliyor, Sapanca'da da çok seviliyor, Hendek'te de çok seviliyor. Orada da çok ciddi ilişkileri ve yakın dostlukları var. Bunu saha çalışmalarında da görebiliyoruz. Ama tabii Kocaeli açısından da Kuzey açısından da güzel bir rekabet var. Bu rekabetten rahmet doğar diye düşünüyoruz biz. O konuda bir çekincemiz yok. İnşallah rahmet doğar. Evet, yani evet. Şimdi tabii ki ben Hüseyin çok genç bir kardeşimiz. İnşallah başarılı oluruz. Yani bunda Selçuk da çok genç birisi. Yani evet. Lütfi de çok genç. Hepsi üçü değerli de, insan. Hepsi yani değerli. Üçü de birbirinden insan olarak değerli, evet, insanlar. Evet. Seçmen de tabii ki teveccühünü partisel olarak, kişisel olarak, ailesel olarak tercihini tabii yapacak. Bizim kanaatimiz... Tercihini bizden yana kullanacağı yönünde. O konuda bir çekincemiz, şüphemiz yok. Şimdi şu var, yani siz Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanısınız. Evet. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanınızı aldık, bir kenara koyduk. Sade bir vatandaşsınız. Evet. Yani öyleyiz zaten. Ya, hayır yok, şimdi bir şeyiniz var, bir formanız var. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne niye oy vereceksiniz? Niçin oy vereceksiniz? Yani burada size Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdirebilecek sade bir vatandaş olsanız, şu listeye baksana, ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne niye oy vereyim? Ya şu listeye niye oy vereyim? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci dönemde konuştuk, yani birinci bölümde de. Yani özel de söyleyebilirim. Şimdi MHP'ye niye oy veririm konusu da çok özel ve müstesna bir soru. Onu da cevaplamak isterim. Şimdi MHP biliyorsunuz bu sene 54. yılını kutlayan, çok Türk siyasetinin en müstesna siyasi partilerinden birisi. Yani 54. yaşımızı bu sene Buruk'ta olsa kutladık. Deprem münasebetiyle 9 Şubat vesilesiyle o konuda çok fazla program yapamadık ama 54. seneyi doldurmuş durumdayız.
Tabii onun akabinde partimizin tabii kuruluşu Millet Partisi'ne dayanıyor 1948 yılında. Biz onu siyasi yaşımızı şu anda 75 olarak nitelendiriyoruz. Yani siyasetimizin yaşı 75, partimizin yaşı 54, CMKP'nin MHP'ye geçiş Şimdi, süreci. Evet. Tabii davamızın yaşı da Türklüğün yaşıyla eş ve eşdeğer. Onu her şekilde, her arenada biz söylüyoruz, dile getiriyoruz. Tabii Kenan Bey, ilk bölümde de bahsettim. Bakın bir ülkede, bir memlekette huzur temin edilemezse ne bizim yaptığımız siyasetin, ne bizim yaptığımız ticaretin hiçbir anlamı, önemi yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi de bu ülkedeki huzurun ve birliğin teminatıdır. Yani insanlarımız, vatandaşımız şunu çok iyi biliyor ve bilsinler de biliyorlar ki, inanıyorum, bir ülkede, bir memlekette eğer huzur varsa, eğer esenlik varsa, eğer insanlar gece yatağa yattıkları zaman rahat bir uyku uyuyabiliyorlarsa, bu çok büyük bir mutluluk ve saadettir. Çünkü bakıyorsunuz, kuzeyimizde çok büyük bir savaş söz konusu. İnsanlar çok acı çekiyorlar. Güneyimizde yaşanan hadiseler biliyorsunuz, son 15 senede biliyorsunuz. Suriye İç Savaşı, Irak Savaşı vesaire, işte doğudaki Afganistan meselesinden Türkiye'ye gelen göçler vesilesiyle hepsini biliyoruz. İşte bu insanların hiçbiri gece kafalarını yataklarına rahat koyamıyorlar Kenan Bey. Şimdi bunun kıymetini bilmek lazım. Bizim siyasi partimiz de milli beka bazlı siyaset güden bir siyasi parti. Bakın bu çok önemli bir ayrıntıdır. Yani salt siyasi iktidar değil de Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü ne gerektiriyorsa onun gereğini yapan bir siyasi partiyiz. Bunu Sayın Rahmetli Başbuğ Türkeş Beyefendi defalarca yaptığı siyasi hamlelerle ve siyasi duruşuyla gösterdi. Ondan sonra Sayın Genel Başkanımız bu kutlu görevi, vazifeyi devraldı. O da Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı çok ciddi kaos zamanlarında, çok ciddi buhran zamanlarında verdiği kararlarla, aldığı istikametle Türkiye'yi gerçekten çoğu zaman ipin ucundan aldı. Bunu bütün milletimiz çok iyi biliyor. İşte Türban kararlarından tutun, 15 Temmuz kararına kadar, ondan sonraki hükümet sistemi kararına değin, Cumhurbaşkanlığı sistemindeki tıkanıklığın aşılmasına kadar çok ciddi zamanlarda çok ciddi hamleler yaparak Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkede her zaman aksiyon aldı, her zaman ön aldı. Her zaman Türkiye muhasım odaklarının önünü kesti ve kesmeye devam edecek. Şimdi birinci sorduğunuz soruya gelecek olursam, yani dediğim gibi Türkiye'de siyasi birliğin ve huzurun teminatı olan bir siyasi parti var. Bu partiye oy vermek herkesin isteyeceği ve arzu edeceği bir şeydir. Yani bu bile tek başına bir sebep olarak yeter. Tabii onun haricinde biz sadece bununla siyaset yapan bir parti değiliz. Bizim çok ciddi siyasal programımız var, çok ciddi bilgi birikimimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok ciddi akademik çalışmaları var. Genel Başkanımız hala yaptırıyor. Yani binlerce çalışması var Türkiye hakkında. Özellikle mesela aklıma gelmişken söyleyeyim. Türkiye'de göç konusunda siyasi çalışma yapan tek parti biziz. Biliyorsunuz Suriye göçünde, Afganistan göçünde ve bu göç vasıtasıyla oluşan sorunların çözümü noktasında hükümete tavsiyelerde bulunan, bunu kitap haline getiren, bunu program haline getiren ve hükümete sunan siyasi parti biziz. Bunlar bazen bilinmeyen konular ama hatırlatalım bunları vatandaşlarımıza. Bunlar çok önemli çalışmalar. Yani Genel Başkanımız bakın insanın huzuru diye bir proje çalıştırdı. Bu zamana kadar hiçbir siyasi partinin düşünmediği bir proje. İnsanın huzuru. Yani kulağa çok hoş geliyor ama gerçekten 21. yüzyılda içinde olduğumuz şu buhran dönemlerinde, pandemi dönemlerinde gerçekten çok büyük sıkıntılar çektik insanlarımız. Yani psikolojik sıkıntılardan tutun, fiziki sıkıntılara kadar Türkiye'de de ve dünyada da gerçekten bu konularda etkilenen bir sürü insan var. Bizim partimiz bunların çözümü için gece gündüz çalışıyor. Bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi yani, sevgili başkanım, yani onun haricinde liste olarak şu sözümü de bitireyim de. Yani sadece MHP şöyle algılanıyor. İşte MHP sadece güvenlik siyaseti izleyen bir parti. İşte terörle mücadele de var. İşte operasyonlar da var. İşte tezkereler de var. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim partimiz Türkiye'yi ilgilendiren, dünyayı ilgilendiren her konuda, ekonomik meselelerden tutun, sosyal meselelere, siyasi meselelerden tutun, içtimai meselelere kadar bütün her konuda
çok ciddi bir programı olan. Başkan zaman azalıyor. Çok daha konulara gireceğiz. Yani şimdi yani bunları şimdi ya. Zaman kısa mı? Bunları sorduğunuz açıklama gereği hissediyorum. MHP oy verecek dediniz de niye oy verilsin? Yani bunu sabaha kadar anlatabilirim. Çok ciddi şekilde bir dönememiz var. Şimdi sevgili başkanım, yani şimdi siz Sakarya'da şunu söyleyeyim. Şimdi demin Kocaeli'den şimdi Hendek'e geçeyim. Hı hı. Şimdi Hendek'te Sayın Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül. Evet. Birinci numara. Evet. Bir numara. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mali İşler'den sonra Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır Hendek'te. Evet. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi yerel yönetimlerden sorumlu Ali Genel İnci Başkan Beyefendi. Yardımcısı Ali İnci de Hendek'ten üçüncü sıradayı. Evet. Yani şöyle bir şey var ki yani burada baktığımız zaman genel kabul görmüş şeyleri hiç araştırmaya, istatistiğe bakmadan yani üçü de milletvekili seçilebilecek yerdeler. Yani evet, öyle gözüküyor. Büyük bir aksiyon. Öyle gözüken bir yer. Şimdi Hendek'te birinci parti sence sizce kim olur? Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı olarak birinci parti olabilir misiniz? Tabii Hendek'te? Kesinlikle. Yani bizim yani hem Levent Bey'in üzerinde hem partimizin orada biliyorsunuz bir belediye sahibiz Hendek'te. Zaten onun için soruyorum. Etmedim yani. Yani Hendek bizim teşkilatımız için çok müstesna bir yer. Aynı zamanda grup başkan vekilimizin Hendek'te olması, belediye başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu'nun çalışmaları Hendek'te bizi çok ön plana çıkartan bir husus. Yani hem Hendek'te hem Sakarya'nın genelinde tabii hedefimiz kesinlikle birinci parti olmak. Bu hedefimizden vazgeçmiş değiliz, hiç vazgeçmeyiz. Bunun için de gerekli her çalışmayı yapıyoruz. Sahadayız. Adaylarımız açıklandı, programımız açıklandı. Seçim komisyonumuz, SKM merkezimiz çok ciddi çalışmalar ortaya koydu. Nasipse 14 Mayıs'ta Sakarya'dan, Sakarya'da birinci parti olarak çıkmayı hedefliyoruz. Şimdi şöyle, ben şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun 2018 seçim sonuçlarına baktığımda AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi Hendek'te 18.680 oy almış. Evet. 2018 seçimlerinde. Milliyetçi Hareket Partisi Hendek olarak kaydırmıyor ama 8.510 oy almış. Cumhuriyet Halk Partisi 5.410 oy. İşte İYİ Parti 5.296 oy almış. Yani İYİ Parti ile CHP eşit. Milliyetçi Hareket Partisi yüzlerine bakmayayım. Ondan fazla. Yani 8.000, 29.000. Yani burada bu 8.000'e 29.000 farkı kapatacağınızı iddia ediyorsunuz. Tabii. Sakarya'yı ne görüyorsunuz sevgili başkanım? Yani tabii Hendek Sakarya'nın bir örneği. Yani Hendek'te kazanıp da Sakarya'nın diğer ilçelerinde kazanmamak mümkün olmaz. Tabii ben bu olayı az önce bahsettiğiniz şey, ilçeler indirgemeyi de çok fazla doğru bilmiyorum. Yani şu ilçede böyle, bu ilçede Sakarya'nın böyle. Sakarya'nın genel yani o adaylar için siz o şekilde konuştunuz ama tabii bu şekilde konuştunuz. Yok, biz şimdi adaylardan dolayı Hendek ve Kocaeli gibi adayların böyle grup olmasından. İşte dediğim gibi işte o şeyde aslında tabii latif olarak söylüyoruz ama çok doğru bulmuyoruz. Yani Levent Bülbül Bey Hendek'in adayı değil, Levent Bülbül Bey Sakarya'nın adayı. Sakarya'nın her yerinde nüfuz etmiş, her yerinde sevilen, sayılan, her yerine imzasını atan bir isim. O yüzden bizim çok doğru bulduğumuz şey değil. İşte şu aday şuralı, bu aday, bu aday buralı. Biz o söyleme karşıyız. Biz bütün adaylarımız Sakarya'nın adayıdır. Tabii Sakarya genelinde de çalışmalarımız sonucunda çok ciddi bir oy alacağımızı ve birinci parti olarak çıkacağımızı buradan İnan etmek istiyorum. Tamam. Şimdi bak başkanım, ben şimdi şuradan rakamları size söyleyeyim. Size buna kısa kısa yorum yapalım. 2007 yılı milletvekili seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi 54.198 oy alarak yani %11.46 oy almış bir milletvekili çıkmış. Evet. 2011 yılı seçimlerinde 81.362 oy ne almış? %15.02. Evet. 7 Haziran seçimlerinde 7 Haziran seçimlerinde 19.4 aldık. 2015'te 111.127 oy alarak yani %19.43 oy almış Sakarya'dan. Evet. 1 Kasım biliyorsunuz 3 ay sonra o seçim iptal edildi. 1 Kasım seçiminde de 72.269 %12.24 oy almış. Yani oy. Evet. 19'dan 12'ye yani %7'lik bir düşüş aslında. Evet.
bu AK Parti'nin haricinde diğer partilerin tamamında aynı oranda. Onun için evet. Onu şey yapmayalım. 24 Haziran 2018 seçimlerinde de 86.470 yurt içi oy, yurt dışı oylar yok bunun içerisinde. Yani. 88 bin küsur. Bakın, onu da söyleyeyim yurt içi, ben de buradan söyleyeyim mi? Yanlış anlamadım. Yurt içi oylarla. Ben toplamını söyleyeyim size. 88 bin küsur oy aldık. Yani yurt içi oylarla ben yüzde tam belli olsun diye onu ayırdım. Yani yurt içi, yurt dışı. 13.4 olması lazım. 13.81. 13.81 yapmış. Şimdi yani burada 10 yani 12'den 13'e 1 puan yani hatta 2 puanlık bir artış 81-24 2 puanlık bir artış olmuş. Yani bu seçimde 14 Mayıs seçimlerinde yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyunun Sakarya'da yüzde kaç yani sayısal söyleme yüzde kaçı düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim bir rakam vermemiz doğru olmaz Kenan Bey onu söyleyeyim. Yani bir rakam vermek doğru olmaz fakat şunu söyleyeyim. Saha çalışmamız şunu gösteriyor ki şimdi ben 10 seneden beri sahada olan bir figürüm. Yaklaşık bu 10. seçimim olacak benim. Bütün seçimlerde sahadaydım. Yani vatandaşın içinde, vatandaşı teşhis eden, tespit eden, vatandaşın davranışını gözlemleyen bir siyasetçiydim. Bu seçimde sahadayız. Bu seçimde görüyoruz. Bu seçim gerçekten diğer seçimlerin aksine çok farklı bir durum söz konusu. Bunu sahaya çıkan her adaylığımız bize zaten rapor olarak bildiriyor. Fakat biz de çıktığımız zaman bunu rahat, net olarak görebiliyoruz. O seçimlerde bir İyi Parti faktörü vardı. O zaman yeni kurulan bir siyasi partiydi. Bizim içimizden de bazı arkadaşlarımız oraya oy verdiler. Fakat sürecin sonunda işte yaşanan hadiseler malum. Çok ciddi bir erime söz konusu. Oraya giden oylarımızı bir kere geri alacağız, onu söyleyeyim. Oylarımızı geri almış durumdayız. Onun haricinde tabii 2018'de yeni kurulan ittifaka bir soru işareti söz konusuydu. İnsanlarımız bu ittifak nasıl olacak, MHP ne yapacak, ne edecek diye bir tereddüt içerisindeydi. Fakat 5 yıllık uygulama şunu gösterdi ki, MHP ne kadar güçlü olursa Türk siyaseti ve meclisi o kadar güçlü olur. MHP ne kadar güçlü olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan o kadar güçlü olur. Bu görüş şu anda Sakarya sahasında hakim durumda. Biz de buna inanarak, buna güvenerek zaten çıkarımımızı o yönden yapıyoruz. Yani söylediğimiz şeylerin de bir altyapısı var. Bunlar üzerinden bir çıkarsama yaparak çok ciddi bir şekilde sahada ve sonuca yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Şunu söyleyeyim sevgili başkanım, yani siz bu konuda umutlusunuz. Kesinlikle. Yani, umutlu olmasanız siyasetçi olmasınız zaten. Ben 6. sıra milletvekili adayken Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya'dan 6 milletvekili çıkaracak diye böyle söylüyordum. Güzel. Gidiyordum diyorlardı ki nasıl olacak? Bir oy lazım. Yani 5 tamam benim 6 olmasın bir oy lazım. Onu verirsen 6 olacağız diyordum. Böyle oy istiyorduk. Şimdi az önce benim de dikkatimden kaçtı. Bazı arkadaşlar da yani mesaj atıyorlar. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adaylarına söyledik ama ilk 3 ismi söyledik. Diğer 5 isimden bahsetmedik. Tabii onda da konuşabiliriz. Yani mesela Sezer Şengöz Erenler'de bildiğim kadarıyla inşaatçı, inşaat firmaları evet. var. Sezer Bey hareketimizin yetiştirdiği ilk ocaklarından yetişme çok genç bir iş insanı. Bu arada 4 dakikamız var. İş insanı. Sezer Bey mevcutta bizim Erenler Belediye Meclis üyemizdi. O göreden feragat ederek aday adaylığı başvurusunda bulundu. Ve o da Sakarya'nın çok sevilen bir ailesinin çocuğu olarak listemize yerini aldı. Hem ticaretinle nüfuz etmiş bir insan, aynı zamanda hareketimizin yetiştirdiği bir insan. Biz kendisinin listede olmasına çok mutlu memnunuz. Şimdi Sezer Bey'in meclis üyeliğinin istifadesine yerine yine MHP'li üye mi geldi? Onun yerine AK Partili seçildi. Yani sıra o şekildeymiş. AK Partili geldi. Erenler'de AK Partili geldi. Ama Adapazarı'nda mesela Geyve'de bizden geldi. Yaşar Aygüneş. Evet. Yaşar Bey de yine hareketimizin emektarlarından. Kendisi Sakarya merkezde Uzunçarşı'da yıllarca esnaflık yapan bir insan. O da Aslan Hendekli. Aynı zamanda Ocak Başkanlığımızı yapan, yine hareketimizin çok mümtaz şahsiyetlerinden birisi. O da aynı şekilde, onunla listede olmasına çok mutlu, memnunuz. Şükrü Salih.
Şükür Bey de yine Pamukova'mızın, Pamukova'da ikamet eden, Güney bölgesinde çok sevilen birisi. O da, kendisi de bir önceki dönemde meclis üyesi adayımızdı Pamukova'dan. Fakat seçim imkanı olmadı. Şu anda o da Pamukova yöneticimizken, o da istifa ederek bu sürece dahil oldu. Nesrin Burnazoğlu. Nesrin Hanımefendi de Karapürçek ve Erenler bölgesinde çok etkin bir ailenin mensubu. Kendisi çok sıcakkanlı, çok aktif, çok çalışkan, girdiği ortamda kendini çok çabuk sevdirebilen ve etki alanı çok yüksek bir insan. Nesrin Hanım'dan da çok umutluyuz. Şimdi son olarak da Ali Halil. Evet, Ali Halil Beyefendi de, o da Kaynarca bölgemizin yetiştirdiği bir ülkücü kardeşimiz. Aynı zamanda Ankara'da yaptığı görevler var. Ocak Genel Merkezi'nde başkan yardımcılığı görevi var. Dediğim gibi hareketimizin özünden yetişen, o da çok değerli bir insan. Dediğim gibi listemiz birbirinden değerli insanlar oluşuyor. Bizim için bir de bir, sekiz de bir. Hiçbir fark gözetmiyoruz. Demin orada ilk üçten bahsedince, diğer evet. Arkada bahsedince sanki evet, yanlış anlaşılma olur diye onu şey yaptım. Evet. Sevgili Başkanım Sayın Oğuz Alkaş, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sakarya kamuoyuna ne söylersiniz? Son bir dakika içerisinde toparlarsanız memnun olurum. Şöyle söyleyeyim, 14 Mayıs seçimlerinin milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Sakarya'mıza hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Biz şuna inanıyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de ve Sakarya'da ne kadar güçlü olursa Sakarya'nın ve Türkiye'nin menfaatleri o derecede temsil edilir. O derecede milletin menfaatine biz işler yaparız. Daha önce yaptığımız işler, yapacaklarımızın teminatı gerçekten de. Grup başkan vekilimizin çalışmaları tüm Sakarya tarafından çok takdir ediliyor, çok seviliyor. Kendisi Ankara'da çok yoğun bir mesai içerisinde. Biz de diyoruz ki Ankara'yı biraz daha kuvvetlendirmemiz lazım. Onun arkasından 2, 3, 4, 5 bu vekilleri de ona destek olarak göndermemiz lazım diyoruz. Bütün Sakaryalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hepsinin desteklerini bekliyorum. Cenab-ı Allah inşallah 14-15 Mayıs sabahı hem hareketimize hem Sakarya'mıza çok güzel bir tablo armağan edecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum beni kabul ettiğiniz için. Sevgili izleyiciler, bu akşam Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş'ı ağırladık. Türkiye'deki Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumu ve Türkiye siyaseti, ikinci bölümde de Sakarya siyasetini ve Sakarya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adaylarını konuştuk. Bir başka programda, başka bir konukla beraber olmak üzere hepinize hoşça kalın, bizde kalın diyoruz. İyi akşamlar diliyorum.